tekstil hala anlamına gelir ve geçmişte, içinde bulunduğumuz zamanda ve gelecekte kullanılabilir. Biz bu üç durumda da hala anlamında still sözcüğünü tercih ediyoruz. Cümlede kullanıldığı yer ise ana fiilin hemen önüdür. Örnek cümlelerimiz ekranda. İlk cümlemiz şu şekilde. The children still enjoyed playing games. Çocuklar hala oyunlar oynamaktan keyif alıyordu. Ana fiilden hemen önce still sözcüğünü kullandık. İkinci örneğimize bakalım. They are still living next door. Onlar hala yan dairede yaşıyorlar. Burada iki adet bölüm var dikkat edilmesi gereken. Am, is, are varsa yardımcı fiildir, ana fiil değildir. Bundan dolayı biz ana fiil olan living fiilinden önce still kullanacağız. Burada lütfen dikkatli olun. Üçüncü örneğimize bakın. We will still be on holiday. Biz hala tatilde olacağız. Burada will yardımcı fiili vardı fakat biz bunu atladık ve ana fiil olan be fiilinin önünde still sözcüğünü kullandık. Aynen diğer iki örnekte olduğu gibi. Soru cümlesinde de kullanabiliyoruz. Do you still want to live in another city? Hala başka bir şehirde yaşamak istiyor musun? Still sözcüğünün diğer bir özelliği de genellikle cümlenin ortasında bulunmasıdır. Bunu da zaten örneklerimizde görmektesiniz. No longer cümlelerin ortasında kendisini gösterir ve anlamca olumsuz bir anlam verir. Artık, artık hiç anlamındadır. Tabi bunun kullanıldığı cümlelerde no olduğu için not ekini kullanmıyoruz. Cümle olumlu görüntüdedir. He no longer works here. O artık burada çalışmıyor. They no longer live here. Onlar artık burada yaşamıyorlar. Jimmy no longer works for Mr. Brown. Jimmy artık Bay Brown için çalışmıyor. Any longer ve any more olumsuz cümlelerde kullanılırlar, aynı anlamı taşırlar ve genelde cümlenin en sonunda kendilerine yer bulurlar. Örnek cümlelerimizin tamamında olumsuzluk ekini görmekteyiz. Birinci cümlede is not, ikinci cümlede doesn't ve üçüncü cümlede yine doesn't olmak üzere. Olumsuzluk eki kendisini gösterdikten sonra cümlenin son kısımlarına bakalım. Any longer, anymore ve anymore. Anymore veya any longer yer değiştirebilir. Aralarında bu değişikliğin olması herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermez. Anlam aynıdır. Şimdi de cümlelerimizin üçünü tercüme edelim. Billy is not the best student any longer. Billy artık en iyi öğrenci değil. Any'den sonra more kelimesi de gelebilirdi. This coat doesn't fit me anymore. Bu palto artık bana olmuyor. Sarah doesn't work here anymore. Sarah artık burada çalışmıyor. Günlük yaşam İngilizcesinde, özellikle de konuşma İngilizcesinde anymore veya any longer, no longer'a göre daha fazla karşımıza çıkar. No longer biraz daha resmidir. Diğerleri konuşma İngilizcesinde daha fazla tercih edilmektedirler. Yet olumsuz ve soru cümlelerde kullanılan bir ifadedir. Biz yet kullandığımız zaman konuşmacının bir şeyin gerçekleşmesini beklediğini anlarız. İlk cümlemiz bir soru cümlesi. Have ile başlayan bu cümlede yet ile bitirdiğimizi görmektesiniz. Yet'in olduğu bölümü işaretleyelim. Evet. Okuyalım baştan sona kadar. Have you read this book yet? Hala bu kitabı okumadın mı? Has he called? Aradı mı? No, not yet. Hayır, daha değil. Hala aramadı. Henüz aramış değil. Dikkat ettiyseniz iki örneğimizde present perfect tense'e geçti. Yet, tüm zamanların içinde en çok adında perfect ifadesi geçen zamanlarla kullanılır. Diğerleriyle de kullanıldığını biliyoruz. Ve buna dair bir örneğimiz de üçüncü örnek olarak karşımıza çıkıyor. I don't want to go home yet.
Henüz eve gitmek istemiyorum. Yine perfect tense'e döndük. I haven't told anyone else yet. Başka kimseye henüz söylemedim. Gördüğünüz gibi tüm cümlelerde yet en sonunda kullanıldı. Still olumsuz cümlelerde de kullanılabilir. Fakat olumsuz cümlelerde yardımcı fiillerden hemen önce kullanılacaktır. It's nearly lunch time. Neredeyse öğlen vakti, öğlen yemeğinin vakti geldi. And you still haven't, dikkat edin buraya. You still haven't opened your mail. Ve sen hala e-mailini veya postanı açmadın. Bu ifadeler şaşkınlık belirtir ve bir şeyin çok geciktiğini de gösterir. Still bu amaçla kullanılır olumsuz cümlelerde. My friend is 16, arkadaşım 16 yaşında. And she still can't swim. Ve hala yüzemiyor. Yine bir şaşkınlık ve bu durumun neden bu kadar geciktiğini düşünme söz konusu. Buna dair son cümlemiz Rita öznesiyle başlıyor. Rita still hasn't booked a holiday. Still dedikten sonra yine yardımcı fiili kullandık. Rita hala tatilini ayarlamadı, rezerve etmedi veya ayırtmadı. Burada da sürecin geciktiği ve bir şaşkınlık olduğu da belirtilmektedir, anlaşılmaktadır. Still ve olumsuzluk bize bu kopyayı, bu ipucunu vermiştir. Already sözcüğü zaten veya çoktan anlamına gelir. Bir şeyin gerçekleşmesi bizim tahmin ettiğimizden çok daha önce olursa biz already ile bu durumu ifade ederiz. Aynen still'i kullandığımız gibi bunu da, yani already sözcüğünü de ana fiilden önce kullanıyoruz. Already genellikle perfect tense'lerle kullanılır. Bu açıklamayı da anlatmadan geçmeyelim. Örneklerimize bakalım. I've already told him. Ona çoktan söyledim. Dikkat ettiyseniz already bu cümlede fiilden önce kullanıldı. Biraz sonra göreceğimiz bütün cümlelerde fiilden hemen önce kullanacağız yine. By the time we arrived, geldiğimizde, he'd already left. O çoktan ayrılmıştı. The performance had already started. Performans, gösteri, çoktan başladı. When we arrived, biz vardığımızda gösteri çoktan başlamıştı. Hurry up, we're already late. Acele et, çoktan geciktik. Zaten, acele et, zaten geciktik.